İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan hükümetine ve tüm Ermenilere yönelik Konstantinopolis Ermenileri Konseyi çağrısına cevap. Batı Ermenistan'ın Samosat Adıyaman şehrindeki şiddetli yağışlar heyelana neden oluyor. Bilinmeyen kişiler Konstantinopolis'teki Alevilerin evlerine X işareti çizerek "Gebereceksin" yazdı. Rusya Federasyonu ve Suriye Deniz Kuvvetleri Akdeniz'de ortak manevralar yapacak. Türkiye, Libya'yı işgal etmeye hazırlanıyor. Batı Ermenistan'ın Tigranaget Diyarbakır'daki 5000 yıllık surların taşları hırsızların hedefinde. Erebuni adlı tarihi arkeoloji müze rezervi yeni bir binaya kavuşmuş olacak. Saygıdeğer Konstantinopolis Ermenileri Konseyi. Konstantinopolis Ermenileri Konseyi'nin kurulmasını selamlıyoruz ve sizin tarafınızdan yayınlanan 8 ve 10 Aralık tarihli iki çağrınızı memnuniyetle karşılıyoruz. Bu, Konstantinopolis'teki bir takım vatansever Ermeniler tarafından gerçekleştirilen cesurane bir adım. Batı Ermenistan hükümeti iki çağrınızın içeriğini büyük bir ilgiyle algıladı ve 12 Aralık Perşembe günü olağan oturumunun gündeminde Konstantinopolis Patrikliği ile ilgili konuların tartışılması yer aldı. Oturum sırasında ikinci belgenizde Batı Ermenistan hükümetine yapılan çağrınızın şartları da tüm ulusal, politik ve yasal açılardan ele alındı. Ardından devlet başkanı, parlamento tarafından öne sürülen görüş, kaygı ve önerileri dikkate alarak çağrınıza cevap vermem için başbakan olarak beni görevlendirdi. Makalenin tamamını web sitemizden okuyabilirsiniz. Batı Ermenistan'ın Adıyaman Samosat ilinin Çelikhan ilçesinde etkili olan yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldi. Çelikhan ilçesine bağlı Karagöl-Mutlu köyleri arasında iki haftadan beri süren yağışlar heyelana neden oldu. İl Özel İdare Müdürlüğü ekipleri ulaşımın durduğu köyler arasındaki heyelan ile ilgili çalışma başlattı. İl Özel İdare ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer yol açma çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağını da dile getirdi. Türkiye'de bilinmeyen kişi ya da kişiler bir kez daha Alevi evlerinin duvarlarına ırkçı yazılar yazdılar. Bu kez olay ülkenin en büyük şehri olan İstanbul'da gerçekleşti. Gazi Mahallesi'ndeki bir apartmanın duvarlarında 3 Alevi aileye ait dairelerin duvarlarına bilinmeyen kişi ya da kişiler X işareti ile "Gebereceksin" kelimesini yazdı. Yazıyı gören yukarıdaki 3 dairenin Alevi sakinleri polise başvurdu. Polis ekibi olay yerine gelerek parmak izi aldı. Bu yazıların fotoğrafları sosyal medyada yayınlandı. Tartus Limanı'ndaki Rusya Federasyonu Deniz Kuvvetleri üssünde gazetecilere yapılan açıklamada Rusya Federasyonu ile Suriye Arap Cumhuriyeti'nin deniz kuvvetleri Akdeniz'de ortak tatbikatlarda bulunacak. Tatbikatta Rus gemileri Hmeymim hava üssünden uçaklar, roket atarlar ve Suriye Deniz Kuvvetleri'nin mayın arama gemileri yer alacak. Askeri Tatbikat Başkanı Koramiral Aleksandr Yudashev'in açıkladığı ve Interfax Ajansı'nın aktardığı habere göre tatbikatlar Rusya ve Suriye Silahlı Kuvvetleri arasındaki işbirliğini genişletmeyi, yasa dışı silahlı oluşumlarla mücadele etmeyi, uluslararası terörizmle başarılı bir şekilde mücadeleyi ve iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan A Haber ile yaptığı röportajda Ankara'nın Fayez Sarraç başkanlığındaki Libya'ya ihtiyaç duyulduğu her türlü askeri yardımı sağlamaya hazır olduğunu söyledi. Bu açıklama Mareşal Halif Haftar'ın liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu'nun ülkenin başkenti Trablus'a düzenlediği saldırının ardından geldi. Vedomosti Ajansı'nın askeri diplomatik kaynağının bildirdiğine göre geçtiğimiz yarım yılda Hafnar önemli ilerleme kaydetti. Libya Ulusal Ordusu'nun bir takım birlikleri artık Trablus'tan birkaç kilometre uzaklıkta. Eğer bu tempo korunursa Hafner'in askerleri bir hafta içinde şehir merkezinde olabilir. Bu durumda Ulusal Anlaşma Partisi umudunu Türkiye'ye bağlamak zorunda kalacak. Yılın başından bu yana Türk kuvvetleri tarafından insansız hava aracı da dahil olmak üzere bu güce mühimmat tedarik edildi.
Kasım ayının sonlarında Ulusal Anlaşma Partisi ve Türkiye Askeri İşbirliği ve Deniz Bölgelerinde karşılıklı anlaşmayla ilgili bir memorandum imzaladılar. Türkiye-Libya mutabakatını kayda alarak Yunanistan'ın doğal gaz raf hakkını kabul etmeyen bir deniz ekonomik bölgeleri haritasını çıkardı. Haftar hükümeti antlaşmanın Yunanistan'ın egemen haklarını ihlal ettiğini düşünen Avrupa Birliği ve Yunan makamları tarafından desteklenmeyen belgeyi yasa dışı ilan etti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 10 Aralık'ta o ülke hükümetinin isteği üzerine Ankara hükümetinin Libya'ya Türk askerleri birliklerinin gönderilmesini dışlamayacağını açıkladı. UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan ve yaklaşık 5000 yıllık tarihi ile dünyanın sayılı yapılar arasında yer alan Batı Ermenistan'ın Digranager surlarının taşlarına hırsızlar dadandı. 5 kilometrelik uzunluğu ve 12 metrelik yüksekliğiyle görenleri kendine hayran bırakan yapının taşlarının hırsızlar tarafından yerinden sökülerek satıldığı iddiası vatandaşların tepkisine neden oldu. Digranager surları dünyada eşi benzeri bulunmayan Çin Seddi'nden sonra uzunluk açısından ikinci, yükseklik ve genişlik açısından birinci olan bir yapı. Yerevan Büyükşehir Belediyesi Erebuni Tarihi Arkeoloji Müze Rezervi'ne yeni bir bina inşa edilmesini öngören ve 3 Ekim 2019 tarihinde imzalanan işbirliği anlaşmasını onayladı. Yerevan Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Departmanlığı'ndan Armen Press'e yapılan açıklamada modern teknolojilerle donatılmış binanın mimarisiyle çevreye uyumlu olacağı ancak aynı zamanda yenilikçi teknolojilerle donatılacağı bildirildi. Müzenin bu bölümünde yeni sergi salonları bulunacak, animasyon sergilerinin düzenleneceği ve ziyaretçilere Yerevan'ın tarihi ile ilgili sanal turlarla tanıtımları yer alacak. Mekanda bilimsel laboratuvarlar da açılacak. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Anuş Beşlisi'nden Sareri Kami adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.